merhabalar. Tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Al Meydanı'ndan başlamak istiyorum. Al Meydan'ım, siz setlere gittiniz mi? Nasıl bir film geliyor? İzlediniz ben şöyle mi? Hiç sete gitmedim. Filmin birkaç sahnesini izledim. Böyle telefondan gösterdi Tolga. Ya montaj sürüyor. Evet, bir iki bir şey montaj sürüyor. Ama böyle tam halini onu tam böyle izleyemedim. Ya yani izlemedim. Açıkçası izlemek istemedim. Çünkü ya zaten böyle hem sete gitmedim hem böyle yani şu an şimdiye sakladım. O yüzden çok heyecanlıyım. Kilolu halini nasıl buldunuz peki? Çok konuşulmuştu. Bulamadım. Vermediniz. Yok. Almayayım. Niye? Bence gayet seksi gözüküyorum. Baksanıza. Evet yani böyle. Hayır durun. Yok yok yani almayayım. Böyle daha iyi. Böyle çok almayayım. Almayayım. Tolga abi kilo alırsanız yandınız. Almıştım zaten, vermeye çalışıyorum işte bu yüzden. Çok büyük baskı var üstümde. Baksanıza iki doğum yapmış insanın yanında ben şey gibi duruyorum ya. Lütfen. Sanki doğumu yapan benim. Sağ olun. Siz neler söyleyeceksiniz? Oyuncular çok iyi. Kadro çok iyi. Vallahi iyi çok şükür. Gerçekten şey, ilk film olması bende ayrı bir heyecan ve stres yarattı. Ama inşallah ümit ediyorum ki seyirci de sinemaya gittiği vakit çok eğlenecek ve karşılığını bulacak. Sıcak bir film oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İşe beklentiniz var mı, bir tahmini? Ya da kaç milyon izlenirse başarı sayarsınız? Yani şöyle, şimdi derin bir konu. Filmlerin artık eskisi gibi sadece gişe gelirleri yok. Evet. Birkaç kalem var. Yurt dışı satışı var, televizyon satışı var, dijital satışı var, uydu satışları var. Benim kadrom gerçekten iyi bir kadro. Filmim de kaliteli bir film. Ama hani gişe de tabii bizim için önemli bir etken. Net bir rakam belirlemiyorum. Kafamda yok. Ama benim beklentim hani 500 binin üstünde bir seyirci açıkçası bekliyorum. Pandemi dönemi tabii sinemayı çok yanılttığı için artık rakamları kimse tahmin edemiyor. Pandemi sonrası ilk defa böyle bir komedi filmi de ortaya çıkıyoruz. İnşallah bahtı güzel olur. Yani benim bir tahminim var. Söyleyeyim. Söyler seni seviniriz. Yok ya, söylemeyeyim. İçimde tutayım. Ama şeyden sonra söyleyeyim. Filmi izledikten sonra tam istersen. Tamam. Yani sadece hissiyat bu. Filmi izlemediğim için tam olarak. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Tolga'ya hep söylüyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Yani oyunculuğu çok güzel yapıyor. Ama ben hep söylemişimdir. İnanılmaz bir bilgisi var yapımcılıkla alakalı. Yani arka perdeyle alakalı. O yüzden yeni yapımcınız hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok İnşallah. Başarılı o konuda. Ve çok güzel başaracağına inanıyorum. Amin. Tolga Bey, yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamanız vardı galiba. Yapımcılığını yaptığım filmlerde Almeyda Hanım'ı göremeyeceksiniz diye. Bu cümleden evet, sonra evet. Görecek abi. Tamam. Evet, yok yok, böyle bir şey demiyorum. Bir şey diyeceğim. Evet, o benim kulağıma geldi. Ya dedikodu ya. Nasıl dedikodu? Ya konuşuyorlar. Hayır, zaten bir dakika. Zaten almayayım. Zaten oynamam, merak etme. Neden oynamazsınız? Efendim? Neden oynamazsınız? Ya şöyle, ben zaten daha önce de söylemiştim hani Tolga'yla. Zaten oynamak istemiyorum. Hele ki bu laftan sonra zaten. Biz bir kaosya açmayalım. Bence burada keselim. Beyler ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hadi iyi seyirler. Bir detay alalım. Son bir detay alalım.